yolda, hep üşüyor, hep üşüyor. Hepinize günaydın. Nasılsınız? Biz Büşra'yla şu an Seda'ya gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra farklı farklı işlerimiz var. Size de merhaba demek istedim. Merhaba. Güneş de ne güzel vuruyor ya, baksana. Şu pastaneden olmuyor, fırından falan. Merkez börekten mi? Ha, merkez börekten. Şimdi poğaça simit alacağız. Öyle. Diyorsun. Arkadaşımı etiketleyemeyecek miyim Instagram'da? Etiketle, beni çok beğeniyorlar Instagram ve YouTube ailesi. Merak ediyorlar seni. Gizemlisin ya kanka. Hazır mısın? Kanka ben hiç kabul etmem ki. Burada az az, tamam mı Seda? Niye kabul etmiyorsun? Asla. Göz erkek altına mi? Bunu mu evet, sürüyorsun? Evet, göz altını çok kuru, nemlendirmek için onu sürersek erkek iyi. Erkek arkadaşın mı kızıyor? Güzel mi bu krem? Erkek arkadaşım yok benim arkadaşlar. Böyle kafanı sallayacak. Yukarı bak. Büşra, kafan kalkmasın kanka. Böyle bana doğru dön. Böyle dön. Yukarı bak. Şu anda çıktık. Büşra hazırlandı. Bakınız. Hazırlandı. Güzelliğine. Tamam, şu an abartma, o kadar değil yani. Ben de çıktım. Hastanede bir işim var. Hastaneye gidiyorum. Ondan sonra büyük bir ihtimalle Sakarya'ya gideceğiz. Çünkü yeğenimiz alıyor. Şu anda Özge zannedecek. Oluyor yani. Yeğenimiz değil mi? Hastane ziyaretine gideceğiz inşallah. Bugün uzun bir gün olacak. Uzun bir vlog geliyor. Bakalım nasıl olacak. Öyle Büşra'ya şans dileyim bu arada. Büşra'nın şansı ihtiyacı var. Böyle bir şey söylüyorsun ki insanlar yanlış anlayacak. Şans demeyelim de. Duamıza. Duaya ihtiyacı var diyelim. Biz yola çıktık. Gidiyoruz şu an Sakarya'ya. Bebişimiz doğmuş. Onu görmeye gidiyoruz. Çok tatlı. Değil mi anne? Evet. Bizimki ne zaman gelecek? Hayırlısı ya. Hayırlı zamanda inşallah biz de bebeğimizi kucağımıza alırız. Yine hala olduk bu arada. Çünkü kuzenlerimle biz kardeş gibiyiz. Üçüncü kez hala olduk. İki tane daha bebişimiz var çünkü. Abla olmak ya. Abla olmak. Nasıl mutluymuş şu an? Abla üzerinde bir kırgınlık hissetmiyorsun değil mi? Neden? Bana kötü davrandığınız için. Abla üzerinde bir kırgınlık hissetmiyorsun değil mi? Ay, iğrenç. Bak. İğrenç. Hey, kapat. Şimdi İzmit'te köprünün üstünde yemek yiyeceğiz. Bilenler biliyordur burayı. Eskiden burası McDonald's'tı. Şimdi Burger King oldu. Anneciğim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bakın köprünün üzerindeyiz. Şu köprüye odaklasın. Kesene bereket aşkım. Afiyet olsun. Kesene bereket ablacığım. Afiyet olsun. Ama biz de seni nasıl ısmarlamadık. Ve hastaneye geldik. Şimdi bebişi göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Fotoğrafını gördük ama kendisini henüz göremedik. Çok tatlı böyle yanakları falan. Maşallah, subhanallah ya. Gel ya, sen baba mı oluyorsun ya? Teyze çok farklı bir değilmiş valla. Tebrik ederim. Hoş geldiniz. Geç. Hoş geldiniz. Dur, bebek kokuyor benim oğlum. Değil mi oğlum? Sen git bir şükür namazı kılıyorsun. Evet. Şu an nasıl? Namazlar, oruçlar, hacılar. Teyzeciğim, üçüncü kez
Babaanne oldun. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu fıstığım. Bizimki de gelecek. Allah'ım size de nasip etsin. Hayırlısından kucağınıza almayı nasip etsin. İnşallah. Her şeyin hayırlısından. İnşallah. Dünden beri aman ne yani mutluluğumuza kavuştuk şükür elhamdülillah. Evet. Hepinize ertesi günden günaydınlar. Dün çok uzun bir vlog olacak demiştim ama olamadı. Çünkü bebeği sevmekten telefonu elime alıp video çekemedim orada açıkçası. Çok da iyi oldu bence çünkü bebek sevdik. Bebek aşırı tatlı maşallah, nazarlardan korusun Rabbim. Çok güzel böyle küçücük, en küçük yeni doğan kıyafetleri bile bol gelmiş. Şimdi biz bizim kızı merak ediyoruz nasıl olacak diye. Bizimki de sağlıkla gelir inşallah. Şimdi ben sağlık ocağına gidiyorum. Birkaç tane kan tahlilim vardı. Onları yaptıracağım. Bu arada bayağı yağmur yağıyor. Zaten rüyamda yağmur yağıyordu benim. Bayağı deli gibi. Bilmiyorum. Belki de yağmurun sesini duydum. O yüzden rüyama da girdi. Öyle şimdi kan tahlili vereceğim sağlık ocağında. Ondan sonra BİM'e alışverişe gideceğim. Ondan sonra eve geçeceğim. Böyle sizi de vlogluyorum. Bakalım bugün nasıl olacak? Doğadan yeşil çay aldım. Bir tane Kaanların nohut peynirini aldım. Şöyle badem içi aldım. O normalde çiğ badem tüketiyorum. Ama şu an onu alacağım bir yer yoktu. Mecburen bunu aldım. Kefir aldım. Sade kefir. Ve çavdar ekmeği aldım. Market alışverişim bu kadardı. Ve kahvaltım hazır. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bugün ne yedim tarzında videolar çekmeyi düşünüyorum. Sizce çekmeli miyim? Ne dersiniz? Eğer bugün ne yedim tarzında videolar görmek istiyorsanız lütfen yorum olarak yazın. Ben de ona göre daha detaylı bugün ne yedim videoları çekebilirim. Şimdi birazcık yeşillik. Üzerine 2 kaşık lor peyniri. Bir tane yumurta ve 7 tane zeytin yiyorum. 2 tane de çavdarlı ekmek yiyorum. Bana afiyet olsun. Şu anda 1 ve ben öğlen yemeğimi yiyorum. Yine marul doğradım. Üzerine de 5 adet köfte kızarttım ama çok hafif yağda kızarttım. 2 dilimde çavdar ekmeğim var. Bana afiyet olsun. Biraz önce yan komşumuz Rehma ablanın annesi Asiye teyze geldi bize. Oturmaya geldiler sağ olsunlar. Kendisi Giresun'da oturuyor. Gelirken bize bu Karadeniz tavasından getirmiş. Tava diye geçiyor ama tepsi. Yani üzerinde tava yazıyor ama. Ha. Evet. Karadeniz tavasından getirmiş ama şu şekilde tepsi olarak gözüküyor. Kulbu yok. Bu şekilde. Bunun içinde her şey oluyormuş. Yemek, işte kek, börek de oluyormuş galiba. İşte ne bileyim. Balık kızartabiliyor musun ocağın üstünde? Fırına atabiliyor musun? Çok amaçlı yani. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle iyi insanlar ilk hayatlarımızda var diyoruz. Giresun'a da selamlar bu arada. Evet, şimdi ben akşam için kapuska yemeği yapacağım. Öncelikle kapuskalarımı ince ince doğruyorum. Ben doğradıktan sonra kapuskalarımı yıkıyorum. Şimdi kapuskalarımı doğramaya başlayayım.
Şimdi annem soğanı doğruyor. Kaç tane soğan doğruyorsun anne? İki tane. Büyük soğan. Normal yemeğe ne kadar doğruyorlarsa o kadar. Bunun içine pirinç koyacak mıyız? Evet. Çok az onu istiyorum ben. Tamam. Hatta hiç koymasak da olur. Olmaz. Çok azıcık koymak lazım. Yemeğin içerisine şimdi çok az yağ koyuyorum. Bu kadar yeterli. Hani az oldu ama yeterli. Yağsız istiyorum ya. Çok az yağ koydum. Şimdi altını açıyorum. Soğanları pembeleşene kadar kavuruyorum. Şimdi birazcık domates salçası, birazcık da biber salçası aldım. Şöyle bir kaşık kadar. Yarım yarım yani. İçerisine koyuyorum. Evet, şu anda soğanım kavruldu. İçerisine beyaz lahanalarımı koyuyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumu koyuyorum. Şimdi bu şekilde birazcık kavrulacak. Daha sonra pirincini koyacağım ve düdüklünün kapağını kapatacağım. Gördüğünüz gibi bu kendi kendine birazcık kavruldu. Şimdi içerisine suyu dökeceğim. Suyu önceden ısıttık biz. Şimdi üzerine geçene kadar su ilave ediyorum. Bir avuç da şöyle pirinci kıdım, içerisine ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Şimdi düdüklerin kapağını kapatacağım. Evet, şimdi 15-20 dakikaya yemeğimiz pişecek. Evet, kapuska yemeğim pişti. Çok güzel görünüyor. Benim akşam yemeğim 7 yemek kaşığı kapuska yemeği. Ya Seda bir dakika. Bir kase yoğurt, üzerine çok az tarçın döktüm ve 2 dilim ekmek. Bana afiyet olsun. Evet, şu an saat 9 ve ben kefir içiyorum. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen bana yorum olarak yazın. Bugünlük vlogumu kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.